Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Bir Escape from Tarkov videosunda daha tekrar birlikteyiz. Gümrük haritasındayız. SKS silahıyla oynuyorum. Görevim haritadan sağ olarak çıkmak. Başka bir spesifik bir görevim yok. Enteresan bir fight oldu. Otopark bölgesinde doğdum. Ve şimdi o anları hep birlikte izleyelim. Ama tabii izlerken biraz da yorumlayacağım, yorum yapmak istiyorum. Burada hem benim hatalarım, belki siz de yapıyorsunuz bu hataları, hem de rakibin yaptığı hatalar. Onları da yorumlayacağız. Tek taraflı bakmayacağız olaya. Şimdi benzinlik bölgesinde doğdum dediğim gibi. Kaydetmemiştim videoyu. Şu anda kaydetmeye başladım. Burada silahı doldurdum. Az önce şu içerideki delikten bir bot vurdum. Ve çıkmaya karar verdim. Bir ses geldi. Bot sesi geldi. Tarandım ve hemen tekrar cover'a döndüm. Tekrar bot sesini duyuyorsunuz. Uzaktan geliyor. İşte az önce botu vurduğum nokta burasıydı. Dediğim gibi onları kaydetmedim. Fakat benzinin azaltından doğdum. Bu arada biri geliyor. Bot mu? Hayır bu PMC. PMC. Eyvah bir kişi. Bir kişi geldi. Evet. İki. Şimdi. Burada şunu yapmaya çalışıyorum. Adamların kaç kişi olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Eskiden başıma çok gelen bir şey. İlk adamı gördüğümde direkt ateş edip öldürmeye çalışıyordum. Benim burada yaptığım adamlar kaç kişi onları öğrenmeye çalışıyorum. Yani her zaman şunu düşünmeniz gerekiyor. Bir kişiyi vurduktan sonra ikincisi olabilir. İkinci kişiyi vurduktan sonra üçüncüsü olabilir. Ben acaba yerine bunları netleştirmeye çalışıyorum. Devam edelim, oynatalım. Evet, çok net. Birini gördüm. İlk atış, ikinci atış indi. Bir tane leşine sıktık. Fakat soldan bir ses alıyorum sağda bizi daha geçti ondan da eminim çok bir bir, bir, bir buçuk dakika kadar bekledim burada ve sağ geçen adamı gördüm çok net o da yanlış yere bakıyor yani aslında benim nereden ateş ettiğim ses olarak çok net belki iyi bir kulaklık kullanmıyor belki ses sistemi iyi değil belki çok yakın olduğu için algılayamamış fakat çok yanlış bir yere bakıyor. En önemli şey Tarkov'da sesleri okuyabilmeniz. Gözünüz belli bir açıda bir yeri görür ve her zaman da gördüğünüz şey çok net olmayabilir. Fakat sesler size daha iyi bir yönerge verir eski From Tarkov videosunda. işte onu yapmayan biri ya da yanlış yapan birini görüyoruz. Nişanımı alıyorum. İlk atış, ikinci atış. Öldü. Onu da öldürdük. İşte olaylar bundan sonra gerçekleşiyor. SKS'mize üstten mermilerimizi koyuyoruz. 10 mermi alıyor SKS'miz ve geri gidiyorum. Bir kişi daha olduğunu düşünüyorum. Onun bot olduğunu düşünüyorum. Niye bot olduğunu düşünüyorum bilmiyorum. Bora fena bir taradılar beni. Çok ciddi bir şekilde tarandım. Büyük bir ihtimalle bir o o o bir bot da arkadan gelmiş. Ona iki atış, üç atış mı yaptım? Ölmüş. Oh, ölmüş. Bir de onunla uğraşamam bu kadar karambolun arasında diyorum ve diğerinin de bot olduğunu düşünüyorum hala. Bakalım o bir bot mu yoksa PMC mi? Emin değilim. Belki şu anda çoktan aranızda şu anda video izleyenler o o PMC yok hayır bot gibi çok net düşünceleri vardır. Burada otoparkın içine girmeyi düşünüyorum. Otoparkın içine girdim. İçeri doğru bakacağım. Çünkü adamın sanki içerden bir sesi gibi geldi bana ya da botla eğer içeriden geldi gibi geldi. Emin değilim. İçeride kimse yok. Yani gitmiş olabilir diyorum. Ve biraz daha rahat bir şekilde eski bölgeye gidiyorum. İşte az önce vurduğumuz bot yerde yatıyor. Onu lootluyorum ve hemen üstündeki tüfeği alıyorum. Hızlı bir şekilde iş merim mermileri alıp iş yaramayan şarjörleri tek şarjöre bırakıp boş olanı açıp devam ediyorum yürümeye. Şu anda burada birinin olduğunu düşünmüyorum artık. Belki bir bot vardır diyorum. Belki adam vardır diyorum. Emin değilim ama çok ...kafama takmış duruma değilim. Bir ses duydum gibi. Yani emin değilim. Diye. Bir çıtırdı geliyor. Biraz dinlemeye çalışıyorum ortama. Daha dikkat dinliyorum. Evet bir ses var gibi. Ama hani botların sesi olur ya arkadaşlar... Hani ...bot durur, fıçık sağa döner... ...fıçık sola döner. Onun gibi bir ses geliyor bana. Bu beni biraz yanıltıyor. E çok da öyle... ...hani Ağamışan profesyonel bir oyuncu da değiliz bunda. Yani çok ne kadardır hikaye ay oldu olmadı benim Tarkov oyunum ki hani çok da aktif oynayan biri değilim böyle gelip 4-5 saat oynayan biri değilim. Sonra botun bu konteynerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen botlar eski vibe gelmeden önce başıma çok gelmişti. Grup halinde gezen botlardan bir tanesini iki tanesini vurduğunuzda sağ kalan bu konteynerin içine girebiliyor. Evet olabilir diyorum neden olmasın. Hızlıca çıkacağım ve onu öldüreceğim diye düşünüyorum. Bu arada oraya da baktım. Acaba diyorum hani yolun arkasından mı geliyor bana atış? Oraya da baktım. Burada hala sesleri duyuyorum. Bir kimse yok gibi yolun diğer tarafında. Ee, diyorum, evet yok abi diyorum. Hadi girelim diyorum. Oo, 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 içeride kimse yok. Dışarıda. Kesinlikle bir dışarıda ve şu anda diyorum ki bu bir bot değil. Çünkü konuşmadı. Direkt ateş etti. Basar mı diyorum? Basmak gibi niyet yok. Yürüme sesi geliyor yine. Görüyorsunuz sesleri iyi analiz etmemiz gerekiyor. Duyuyor musunuz sesi? Yine bir yürüme sesi geliyor. Benim kafam hep ne diyordu? Bu üç kişiyle karşılaştın. Aslında üç kişiler. Şimdi nerede olduğunu göreceksiniz adamın. Hep şunu diyordum. Burada iki kişi var. Biri bot ve bot yürüyor diyorum şu anda. Ama bir yandan da kafamda şu var. Ya bot yürüyor da niye? hiç ses etmeden profesyonel bir şekilde ateş etmeye çalıştı. Ben konteynerin içine girerken diyorum. Bunların hepsi kafamda dolaşıyor. Ama bir yandan da çıkmam gerekiyor. Ben oyunun sonuna kadar, raid sonuna kadar burada bekleyecek değilim. İşte yapmanız gereken çıkarken kontrollü çıkmanız, etraf taramanız, bakmanız. Bunu yapmıyorum. Bakın nasıl çıkıyorum. Çıkıyorum. Evet biraz bakıyor gibiyim ama yok abi diyorum. O şey, için... o, 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 o. Temiz. Adam kendi arkadaşının yanına yere yatmış ee, ve çok büyük bir ihtimalle Discord'dan o anda konuştular. İlk vurduğum adam dedi ki öldüm nerede olduğunu bilmiyorum. İkinci vuran adam öldüm nerede olduğunu bilmiyorum. Sesleri analiz edemediler. Beni yanıltan da diğer botun ayak sesi bu arada o bir bot ve yürüyordu konteyner ee, içinde duyduğum ses. Diğer botun ayak sesi ve birazcık daha tam yere bakmamamdı. Evet enteresan bir raid oldu velhasıl e, gördüğünüz gibi. <laughs> evet yani heyecanla yaptığımız ya da analiz edemediğimiz zaman sesleri ya da etrafa iyi bir şekilde bakamadığımız zaman başımıza bu tip şeyler geliyor. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi zaten o arkadaş da yaratan arkadaş da bizi göğsümüzden vurmuş ve o şekilde öldürmüş. Pardon karnımızdan vurmuş özür diliyorum özür dilerim karnımızdan vurmuş. Evet e, kısa bir video oldu ama hızlı bir şekilde raid'e girdim. Hızlı bir şekilde raid bitti. Ve ben de hızlı bir şekilde videoyu editleyeyim. Kamera falan da açmadım. Hızlı bir şekilde videoyu editleyip atmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı yapın. Artı, eksi, pozitif, negatif. Hepsini çiz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.